Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek sevgili seyirciler haftanın da dikkat çeken öne çıkan mücadelesi şüphesiz ki bu müsabaka olacak. E, testi negatife dönen Antonio Vakemen'in de Galatasaray maçında forma giyebileceğini belirtelim. Özellikle Trabzonsporlu futbol severlerin ciddi bir şekilde merakla beklediği konu bu. Ancak Bordo Maviller Abdülkadir Ömür'den de yararlanamayacak. Bunu da hatırlatalım. Trabzonspor son 4 maçta 3 beraberlik aldı. Takım belki kaybetmiyor ama kazanmakta da zorlanıyor. Bu durumun sizce sebebi ne? Galatasaray maçı neler getirebilir Trabzonspor'a? Yani Başakşehir maçı elbette ki zordu. Sivasspor maçı iklim şartları sıkıntı yarattı. Ondan bir zorluk yaşadılar ama en önemlisi Bakayemenin yokluğu. Bakayeme dediğim gibi e, Trabzonspora e, maç kazandıran oyuncu, e, Hucum aksiyonlarını yönlendiren oyuncu, sıra dışı bir oyuncu. Onu söyleyeyim. E, son maçta Malek Hamşik'in olmaması Hamşik de skor tutan bir oyuncu. Yani e, savunmaya gelip kritik noktalarda e, hamleler yapan. E, rakip e, hücumlarında yine kritik müdahaleler yapan, oyunu yönlendiren, akıl koyan bir oyuncu. Biri hücumu zenginleştiriyor, diğeri e, dediğim gibi o skoru tutabilen bir oyuncu. Ha Trabzonspor'da bir baskı, bir stres oldu mu? E, diye sorarsan Giresunspor maçında öyle bir stresin baskının olduğunu düşünmüyorum. Ama Giresunspor'un iyi oyununu takdir etmemiz lazım. Trabzonspor'un aldığı beraberlikten ziyade Giresunspor e, o mütevazı kadro ile müthiş işler yapıyor. İşte Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Trabzon maçında e, öyle güzel savunma yaptı ki e, müthiş potansiyelli bir kalecisi var. Kolay değil yani herkes Bakasetas'ı eleştirebilir ama Bakasetas'ın kullandığı ikinci penaltı atışı hem sert ve köşeye giden bir toptu. Onu da çıkarmayı başardı. Ya Trabzonspor'da şimdi tabii ki Galatasaray maçı ee, o telafi maçı gözüyle bakacaktır Hani o eleştirileri Acabalar ne oluyor ee, Trabzonspor düşüşte mi ee, Abdullah Avcı Finali yine mi yapamayacak Düşünceleri yerle bir edecek ee, Bir maç olur kazanırsa Ama kaybederse Olası bir e, puan kaybında Ve e, yenilgi durumunda da Yine Trabzonspor'un paniğe Kapılmaması lazım cebinde e, Büyük bir kredisi var ama bu kredi üst üste puan kayıplarıyla yememesi lazım. Ee, yani buradan Galatasaray'a karşı bu beğenmediğimiz, kötü oynuyor dediğimiz Galatasaray'a karşı alınacak bir puan da çok değerli olur. Ama derbi maç ne olursa olsun Galatasaray'la oynuyorsun çok değerli bir kadrosu var. Ee, çok keyifli bir maç olacaktır. Ben Trabzonspor kazanır diyemiyorum. Ama e, Bakayemen'in oluşu takıma ekstra bir motivasyon getirecek. Çünkü bir tarafta Bakayeme, bir tarafta Edin Vişka. Cornelius çok değerli bir oyuncu. Sinekten yağ çıkarıyor. Yeteri kadar pas alamıyor. Giresun Spor'da attığı kafa golü Perez'in ortası öyle direkt hani yüzde yüzlük gol olacak bir asist değildi. Onu bile gole çevirdi. Yine bir tane bence kalecinin, Okan Koç'un mucizevi kurtarışlıdır. Kapattığı yerde olmasına rağmen vurduğu kafa vuruşu yere vurup seken bir kafa vuruşu. Onu da Çıkarmayı başardı. Okan Koçuk için suda ateş yaktı diyebilir miyiz? <laughs> doğru zamanda doğru yerde. <laughs> Diyebiliriz. <Evet. gülüyor> Karşılıklı oldu. <laughs> Kesinlikle. Ee, yani Trabzonspor'da son bir transfer gelişmesi var. Onu söyleyelim. Samet e kaydını istiyorlardı. Evet. Oyuncu e, gitmek istediğini söylemiş. Trabzon doğumlu. 27 yaşında değerli bir oyuncu. Bu sezon e, her maçta aşağı Kora oynadı. E, önceleri Adana Demirspor yönetimi vermek istemiyordu, bırakmak istemiyordu ama yavaş yavaş Orada takas artı parayla transfer bitme aşamasına gelmiş. Evet, Ama süper. asıl hedefinde, Haldun abi de biliyor, Kaan Ayhan olduğunu biliyoruz. E, Anthony Vakeme çok ciddi bir belirleyici unsur olabilir. Süper evet. Lig'deki en doğal yetenekli oyunculardan bir tanesi. Doğru. E, onsuz e, özellikle kilidi açmakta zorlandığı mücadelelerde büyük problemler yaşadı Trabzonspor. Galatasaray maçında beklentiniz ne Vakeme'den? Son 5 maçta bu arada bizi İran'dan izliyorlarmış ya. Ne? Selam söylüyorlar ama ismini okuyamayacağım. Çok zor ismi. <gülüyor> Bakayım <gülüyor> Bak şurada bak. Şurada ismi. Bir okuyabilecek Merak misin ettim. bakalım. İran'dan izliyormuş bizi. Afşar Purcafer. Peki. Nasıl tamam. okudun ya? Afşar <laughs> Pur. <laughs> Yok ismi yanlış okurum diye belki. Neyse yani İran'dan bizi izliyormuş. Ee, selam söylüyor. Şöyle söyleyelim yani... Yani dünyanın her yerinden izleniyoruz Neyse. yani gördüğünüz gibi. Şimdi Vakame konusunda birkaç cümle söyleyeyim. Bir kere şunu söyleyelim. Evet. Trabzonspor Altay ay maçından bu yana iki golü bir arada göremiyor şu anda. Evet. Bu süreçte işte yeni oyuncuların gelmesi, Vizcanen, Yusuf Erdoğan'ın, vakamenin işte Covid 19 testinin pozitif çıkması, işte koasiden yararlanamaması. Ee, özellikle Canini'nin sakatlığı gibi birçok şey sayılabilir. Bravo. Janini e, olmadığı için de çok farklı skoru bir ekstra evet. skor üretemiyorlar doğru. Ve işte Hamşik'in de geçen hafta olmamasıyla beraber e, bir sıkıntı yaşadı. Ha diyeceksiniz ki ya diğer takımlarda da birçok eksik Tabii. var. Onları söylemeyecek misiniz? Doğru ama söylediğimiz oyuncular hani şeyi hatırlayalım biraz Levent'i, deve dişi gibi oyuncular. Vakame şimdi şöyle sen bir hücum seti yaparsın. Hücum setiyle oynarsın tamam mı işte sağa açık atacak içeriye devirecek oradan açık falan dersin ama Vakame bunların hepsini bir dakikada çöpe atıp yeni bir şey yapabilecek bir oyuncu yani bireysel becerisiyle bir anda oyunun gidişatını değiştiriyor işte böyle bir oyuncunun olmaması çok büyük handikap oldu Abdülkadir'in ee, işte geçen hafta sakatlanması bu hafta sakat başlaması Giresun maçına bütün bunları bir yere yazabiliriz Zeki'nin söylediği doğru Giresun Spor bu ligimizde örnek alınacak yani Giresun Sporluyum diye söylemiyorum örnek alınacak bir takım neden söylüyorum? Hani Siz Beşiktaş... söylemeseniz de kravat saat kombinasyonu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Be beraber. Beşiktaş, Beşiktaş galibiyeti, Galatasaray galibiyeti için söylemiyorum. Şimdi elindeki kadroyu sevk ve idare olarak bakacağız. Nasıl? Sevk ve idare olarak. Bu takım ne yapar? Doğru oyunu nedir? İyi savunma yapması lazım. İşte Zeki evet. de söyledi. Doğru oyun iyi savunma yapmak. Yoksa kalkıp da çıkıp işte önde oynamak, rakibe baskı yapmak bu Giresunspor'un gerçeği değil fizik kondisyonu iyi, elindeki oyunculardan yüksek verim alıyor ve birlikte oynama e, becerisi olan bir takım olunca zaten işte evet. bunu sadece Trabzon'a yapmadı. Giresunspor biliyorsun. Burada Galatasaray'a da yaptı, Beşiktaş'a da evet. yaptı. Dolayısıyla onu ayrı bir yere yazalım. Okan Kocuk konusuna geldiğimizde oraya da geleyim. Okan Kocuk doğru bir e, kariyer planlaması yaptı. Bak doğru bir kariyer planlaması. Onu özellikle söyleyeyim. Nedir doğru kariyer planlaması? eğer bu sene de Muslera'nın arkasında bekleseydi bilmiyor çünkü sakatlık olacağını bilmiyor. Beklese yine kenarda bekleyecekti. Bekliyorsun bir tane Ziraat Türkiye Kupası maçı gelsin oynayayım. Giresunspor'da oynadığı ilk 3-4 maçta formasını onurcan Piriye kaptırdı. Yani o kadar tırnak içinde söyleyeyim hamlamış ki yani o kadar şey ki yani hata hata hatalar yapmaya başladı. Ne oldu? Oynadıkça oynadıkça performansı yükseldi. Sakın şuradan aldanmasın kimse. Okan'ı getirelim Galatasaray'a. E tamam, e, Okan bizi kurtaracak artık. Eğer yine Muslera'yı oynatacaksan, Okan yine arkada paslanacak. Yine aynı şey olacak. Artık Okan'ı getiriyorsan diyeceksin ki sen evet ile beraber paylaşarak oynayacak evet. diyeceksin. Yani Trabzon'dan oraya gittim ama Trabzon maçına çok bağlı olduğu için evet, söyleyeyim. Evet. Bu noktada şunu da söyleyeyim: Trabzonspor'un acilen Bakasetası rehabilite etmesi lazım. Yani bunu da söyleyeyim. 7 gol, 4 asist, 11 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve o da yok piyasada. Haftalardır yani skor ha, üretemiyor. Heh. Işte yok. şimdi ne yapıyorsun? Burada da denedi. Denediği şeyler evet, var. Ben. Penaltının dışında 2-3 evet. tane denedi. Okan başarılıydı. Şimdi oralarda işte o ne yapıyordu? Gelip bir sıkıyordu. Gol geliyor. Ondan sonra Trabzonspor nefes alıyor, rahatlıyor ve gidip gidebiliyordu. Şimdi Bakasetasında dönüşü çok değerli. Eğer evet. Bakasetas'ı döndüremezsen bu sıkıntıları yaşarsın. Şimdi nereye geldik? Bireysel becerili oyuncuların e, Trabzonspor'da katkısının azalmasına geldik. Evet. Onun için de Trabzonspor tarafında bunu söyleyebilirim. E, Galatasaray tarafında istersen bir iki cümlede. Tabii ki ha, bir iki cümlede Galatasaray tarafından söyleyeyim. Şimdi Galatasaray e, Galatasaray'da bir kere bir kaleci sorunu var. Bunu bir kere söylememiz lazım. Yani ben geçen hafta e, Geçen hafta da değil ya artık iki günde bir evet. oynanıyor maçlar. Hatay maçından sonra şunu söylemiştim. Yani ben İsmail Çipe'yi böyle hani bir oyuncu yerlere vurmak falan değil. Ama ben Galatasaray yöneticisi olsam dedim. Akşam uçağa binerken bir kaleci ararım. Bir sonraki maça getiririm. Şimdi bir kere kalede güven yok. Şunu söyleyeyim. Ben defans oynamış, savunma oynamış bir oyuncuyum. Savunma oynayan oyuncular her zaman kalecilerine güvenmek isterler. Topu attığın zaman kenar ortası geldiği zaman serbest vuruşlarda şunu şunu şu şu rahatlığı hissedeceksin. Benim kalecim çıkar bunu alır. <laughs> Mustera'nın yıllarca böyle oynamadı mı Galatasaray? <laughs> çıkar alır. Misal oyuncu sol kanattan geliyordur evet. ceza alanındadır. Sen arkadan rakip geliyorsa bazen şut atmasına karar i̇zin verirsin, verirsin izin, izin verirsin, verirsin ki arka tarafı kalecim için zaten ama bazen, kalecim zaten kurtarır evet, diyor. Bunun, Şimdi bunun rahatlığı da olmayabilir oyuncular. Bu şu anda yok Galatasaray'da. O rahatlık yok. Savunma da bu, bu bu kez savunma da çok ciddi yerleşim hataları yapıyor. O yerleşim hatalarının sonucunda da tehlikeler büyüyor Galatasaray kalesinde. Ee, ama şunu unutmamak lazım. Her zaman söylerim. Ee, bu maçlar e, ölçü olarak önceki maçları değerlendireceğimiz karşılaşmalar değil. Yani ne Trabzonspor'un Giresunspor maçını ne de Galatasaray'ın Kasımpaşa maçını değerlendirmemiz lazım. Bu maçların oynanma şekli farklıdır. Oyuncular büyük maçları büyük oynarlar. Eğer Galatasaray da biz büyük maçı oynuyoruz diye karar verirse ortaya çok kaliteli, güzel bir oyun çıkacaktır diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Yani her türlü sonucu açık yani kağıt üzerinde ligin 51 puanla lideri Galatasaray, şeye, özür dilerim Trabzonspor, Trabzonspor süpürür götürür diyebileceğim bir maç değil bu maç benim. Zaten bahis oranlarında da Trabzonspor'a çok iyi bahis veriyor. Yani e, orada da Trabzonspor için hiç e, kolay bir maç olmadığını da e, ifade ediyor yani. Sonuçta Yok zaten e, yani İstanbul'la bu bu bizi çok yanıltır. Bir de yanılttığımız noktalardan biri bir büyük maçın sonrasında oynanan maçlar. Mesela bunu Hatay'da gördük. 4 attı Galatasaray'a. Gitti 6-7. 6 gol. Onlar yedi. zaten birbirlerine 6 atıp atıyorlar e, da. Ya, çünkü ne oluyor biliyor musun? Hep evet, evet, böyle o skorlar öyle. Oluyor bir olsun. yıl içinde oldu. 5 6 5 6 oluyor. Evet, bir, o maçların <laughs> bir çok bundan. farklı bir atmosferi var. Yani Tabii. büyük maça oyuncular daha farklı hazırlanıyorlar. İster daha e, Anadolu takımı oynasın, ister büyük takımlar oynasın. Şimdi şu anda ben birçok hocayla konuştuğumda şunu söylerdi. Ya biz ye, keşke e, hep dört büyüklerle oynasak derdi. Niye diyordum? ...diyor ki benim, o zaman benim yapacağım fazla bir şey yok. Motiv zaten gerek yok. Onlar zaten Şimdi, vitrin maçı oynadıklarını şey, biliyorlar. Aldin abi ne diyecek bilmiyorum. Puaşı çok beğendim ben mesela. Evet. Öne doğru giden, müthiş sol ayağı olan... ...şut atan, hücum bölgesinde... ...dinamik bir oyuncu zaten satın alma opsiyonunu... ...vermedi Union Berlin haklı olarak. Ee, ama çok değerli bir oyuncu olduğunu... ...daha ilk maçında e, sonradan girip... E, ...fark yaratan bir oyuncu oldu. Hücuma zenginlik kattı. Bu arada Berat... ...yani bu kadar düşüşte olması... Bu kadar e, sorumluluk almaktan kaçması, bu kadar formsuz olması anlaşılır gibi değil yani. Berat'ı da bir an önce oyuna çekmesi lazım e, Abdullah Hoca'nın. Yani bir oyuncu yedek kalabilir. Yedek kaldım diye e, futbola küsüyorsa e, o zaman kafa olarak Berat'ta bir problem var. Milli takıma kadar yükseldi. E, Giresun spor maçında yenilen golde orada e, topu seyretmesi enteresandı. Uğurcan'ı bozdu mesela. Ee, bu Bütün bunlara baktığımızda Trabzonspor'un tabii ki Edgar'ı da arıyor. Çünkü evet. Edgar o tip e, e, rakip ataklarında her yerden çıkan bir oyuncu. Yani karınca gibi oralarda bir şekilde müdahale yapıyordu. E, Vitor Hugo yalnız kaldı. Şimdi orada e, tek e, stoperle oynuyormuş gibi bir durum var Trabzonspor'un. Hani Densville dağınık bir oyuncu. Dağınık bir stoper kanatlara gidiyor, ön tarafa gidiyor. Olması gereken yerde değil.